Herkese merhaba, ben Rabia. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün size Masumlar Apartmanı dizisinin dizi ve kitap karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Ve bir tane de size güzel bir kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Son bölümde tam düzelecekken, her şey iyiye gidecekken, Safiye düzelecekken ve sokağa adımını atmışken Naci'nin ölmesine ne diyorsunuz? Naci'nin ölmesi gerçekten hepimizi üzdü. Ciddi anlamda. Aslında bütün sorunların sebebinin sevgisizlik olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve dizide de zaten görmüş oluyoruz. İlk önce kısaca kitaptan bahsetmek ve kitapla da dizinin benzer ve farklı yönlerini söylemek istiyorum. Kitapta öncelikle Gülseren Hanım'a altın ıslatma problemiyle ilk önce Gülben geliyor. Tedaviye de çok istekli değil Gülben ve hemen gitmek istiyor. Doktor Hanım da ilaç yazıyor, gidiyor. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu kez Neriman geliyor. Neriman kollarında çıkan sivilceler nedeniyle gelmiş. Bunun nedenini bildiğini söylüyor ve evdeki olayları anlatıyor. Üç kardeşi ve babasıyla beraber yaşadıklarından bahsediyor ve evdeki hayatın nasıl olduğundan, problemlerinden, sorunlarından bahsediyor. Kendisi memur, 27 yaşında memur. Safiye ile aralarında 10 yaş var. Babası bürokrat, diyabet ve tansiyon hastası ve ciddi de durumu. Apartmanları kendilerine ait. Evde hiçbir çöp atılmıyor. Bütün çöpler boşaltılan dairelerde biriktiriliyor. Sadece iki tane daire kalmış boşaltılmayan. Daha sonrasında o kiracıları da çıkartıp oralara da çöpleri koymaya devam edecekler tabii ki. Neriman bütün evdeki problemlerinden bahsediyor. İşte babasının annesine nasıl davrandığından, yani çocuklukların nasıl geçtiği veya işte evdeki sorunlardan bahsediyor. Bu sorunların neler olduğunu zaten dizide de görüyoruz. Gördük. Annesi biraz huysuz bir kadın. Zaten çok temiz, titiz, hassas. Daha önce iki tane nişan atmış. Annesiyle de ilişkileri hiç iyi değil. Hasibe'nin kendi annesiyle, yani Safiye'nin anneannesiyle iki kez nişan attıktan sonra, ki babası da daha önce bir kadınla evlilik yapmış. Bir erkek çocukları varmış. Ve bir gün kaza geçiriyorlar. Çocukla eşini kaybediyor. Aradan da bir yıl geçtikten sonra akrabaları onu Safiye'nin annesiyle evlendiriyorlar. Dizideki o ilk isteme olayında da görmüştük. Kız gülümseyerek geliyor. Safiye'nin annesi gülümseyerek kahveyi tutuyor. Adam suratına bile bakmıyor. Her şey zaten burada başlıyor. Safiye'nin annesi de zaten kendi annesiyle ilişkilerinde sorunlar var. Birbirlerini hiç sevmiyorlar. Kadın buruk kız diyor ona. Dizide de gördüğümüz gibi nefret ediyor resmen kızından ve kızların hiçbir önemi yok. Kitapta da öyle. Safiye'nin annesi 5 kardeşlermiş. 4 tanesi kız, bir tanesi erkek. Onun da kocasını görmedik ama onun da tabii ki kocasıyla sorunları varmış. Kız çocuklarını hiç sevmiyor. Erkek çocuğu prens gibi yetiştiriliyor. Safiye'nin annesi de iki kez nişan attıktan sonra aceleyle onunla evlendiriyorlar o adamla. Adam hiç sevmiyor, ilgilenmiyor. Safiye'nin babası ilgilenmiyor. Safiye'nin annesi bir de kız çocuk da istemiyor, erkek çocuk istiyor. Çünkü annesinden öyle görmüş. Ailesinden de görmüş aslında kızların değersiz olduğunu ve erkeklerin değerli olduğunu. Safiye'nin annesi de anneannesi gibi erkek çocuk doğurursa sevileceğini, o zaman değer göreceğini düşünüyor. Ve tabii ki erkek çocuğu doğmuyor. Bütün kızlarından da nefret ediyor. Doğan çocuklarından da nefret ediyor. Onlarla ilgilenmiyor. Bakmak istemiyor. 7 tane çocuğu doğmuş. 4 tanesi bakımsızlıktan ölmüş. Safiye ve diğerleri de şans eseri resmen hayatta kalmışlar. Zaten Gülben ve Neriman'ı da Safiye büyütmüş. Annesinin işkencelerinden onları Safiye kurtarmış. Annesinin Safiye'ye yaptığı işkenceleri de görmüş olduk zaten. Fasulyeden neden tiksindiğini mesela görmüş olduk. Kız gidiyor ilk adet olduğunda annesine söylüyor. Kime danışacak tabii ki evde, annesine danışacak. Onda bile annesi onu uğursuzlukla, cenabet olmakla, günahkarlıkla suçluyor. Yani kadın orada öldürecek gibi davranıyor kızını. Azgın kız bu yaşta adet olunur mu? Sen cenabetsin deyip kızı resmen kovuyor. Sürekli kızını suçluyor, uğursuz diyor ona. Zaten adı da Deli Dudu. Gülben'in de pis sütüklü. Çünkü çocukluğundan beri altını ıslatıyor Gülben. Neriman da homhom kız, biraz kilolu olduğu için. Şöyle, kadın aslında değer görmedikçe, sevilmedikçe, kendini önemsiz hissettikçe daha da hırçınlaşıyor, daha da mutsuzlaşıyor ve çocuklarına sarıyor. Yani hem kendisinden nefret ediyor ve o nefretini
bu kez de çocuklarına yönlendiriyor. Çünkü erkek çocuğu olursa değer göreceğini düşünüyor. Ancak bizim genelde toplumumuzda olduğu gibi yani. Yani erkek çocuk doğurdukları zaman daha değerli olduklarını düşünüyorlar. Safiye'nin annesi de dediğim gibi erkek çocuk doğurmadıkça değerli olamayacağını düşünüyor ki zaten kocası da kendisiyle hiç ilgilenmiyor, hiç sevmiyor. Ne etliye karışıyor, ne sütlüye karışıyor, ne iyi bir şey söylüyor, ne kötü bir şey. Pasif bir şekilde bir bürokrat olmasına rağmen pasif bir şekilde hayatını idam ettiriyor. Karısının resmen karısının ellerini bırakıp kadın da yani çocuklarına işkence yapıyor. Sevilmedikçe, değer görmedikçe bu kez de onlardan çıkarıyor kinini, nefretini, öfkesini. Öfkeli bir insan olup çıkıyor. En sonunda da Safiye'yi seven bir çocuk var, Mehmet adında, dizide bu Naci. Bir gün onları görüyor okul çıkışında. Safiye'nin doğum günüymüş ve çocuk hediye verecekmiş. Annesi direkt Safiye'ye bağırıyor. Uzaktan sesleniyor Safiye'ye. Safiye de hemen uzaklaş buradan diyor çocuğa. Çocuk da o sırada giderken araba çarpıp ölüyor çocuk. Eve dönüyorlar. Diyor ki senin yüzünden öldü diyor Safiye. Tutuyor Safiye'yi bir güzel dövüyor. Sen nasıl işte erkeklerle görüşürsün, adımızı kötüye çıkaracaksın. Sen kötüsün, uğursuzsun falan. Çocuk da senin yüzünden öldü diye. Kızı dövüyor, dövüyor, dövüyor. Kızın kolunu kırıyor. Kendisi de kalp krizi geçiriyor. İlk kalp krizi de böyle başlıyor. Daha sonrasında da zaten sağlığı bozuluyor. Daha sonrasında birkaç kez kalp krizi geçiriyor. Sağlığı da bozulduktan sonra ölüyor Safiye'nin annesi. Safiye de o günden sonra okula gidemiyor. Ve bütün eğitim hayatı, başarılı bir öğrenciyken eğitim hayatı kararıyor. Ondan sonra zaten annesi de öldükten sonra evden de çıkamıyor. O da annesi gibi huysuz, çekilmez bir kadın haline geliyor. Sevgisizlik gördüğümüz gibi bir insanın hem fiziksel hem duygusal sağlığını bozuyor. Sonrasında da zaten Safiye annesi gibi oluyor. Bütün çöpler hiç atılmamaya başlıyor. Evden dışarı çıkamıyorlar hiçbir şekilde. Hep kendini kötü, uğursuz olarak görüyor Safiye. Gülben de dediğim gibi sürekli altını ıslatıyor. Evde bir tek normal gibi olan, yani diğerlerine nazaran, Safiye'ye ve Gülben'e nazaran Neriman normal. O okumuş, memur olmuş, devlet memuru. Fakat o da daha sonrasında işten ayrılmak zorunda kalıyor. Bu süreçte Gülseren Hanım'a da gelmeye devam ediyor. Ara veriyor bir müddet. Tekrar geldiğinde bu kez kendisini isteyen bir çocuk var. İstemeye gelmişler. İstemeye geldikten sonra Safiye ile Gülben çıldırıyor. Çünkü evin tamamen pis olduğunu ve artık bir daha temizleyemeyeceklerini düşünüyorlar. O yüzden iyice çıldırıyorlar artık. Bunun üzerine de işi bırakıyor Neriman. Çünkü ablalar artık kendilerine bakamaz hale geliyorlar. Evi temizleyemez hale geliyorlar. Daha sonrasında da babası hastaneye kaldırılıyor. Durumu çok çok ağır ve kritik. Bir kez de Neriman geliyor, Gülseren Hanım'a geliyor. Kişisel bakımlarını dahi yerine getiremiyor ablalarım. Yemek yapamıyorlar, banyo yapamıyorlar. Ve neredeyse açlıktan ölecekler. Babam da hastanede ölecek. Hiçbir şey yapamayacaklar. Onlar zaten buraya gelemezler. Evden çıkamıyorlar. Siz gelip yardım edemez misiniz? Eve gelemez misiniz? Diyor. Ve Gülseren Hanım evlerine gidiyor. Safiye tabii ilk başta çok tepki gösteriyor. Ama Gülseren Hanım onların kurallarına uyuyor. Onu anlamaya çalışıyor. Dinliyor. Ondan sonra ilk kez iletişim kurduktan sonra tedaviye ikna ediyor. Onun bir hastalık olduğunu, bu davranışlarının bir hastalık olduğunu ve bunu kendisiyle beraber, kendisi isterse çözebileceklerini söylüyor. Kahve içiyorlar. Bir şekilde iletişim kuruyor doktor hanım. Haftada iki gün onların evine gitmeye başlıyor. Bir ayın sonunda Gülben'in artık altını ıslatma problemi kayboluyor. Sonra Safiye'nin hayat hikayesini dinliyor. Hepsini. Annesinin ona neler çektirdiğini, annesinin anneannesiyle olan ilişkisini vesaire, çocukluğunda yaşadıklarını, nasıl o hale geldiğini anlatıyor doktor hanıma. Ve doktor hanım bunların hiçbirinin kendisine suçunun olmadığından bahsediyor. Hiç hatasının olmadığından, bir insanın kendisini sevmesinin günah olmadığından, bir hata olmadığından, bir kusur olmadığından, hatta Safiye annesinin ölümünden de kendisini suçluyor. Diyor ki sen kolun kırılmış olmasına rağmen, annen seni dövmüş olmasına rağmen sen kalkıp onu kurtardın. Annenin ölümünden sen sorumlu değilsin. Bu yaşadıklarının hiçbirinde senin suçun yok diyor ve kendisinin, Safiye'nin suçlu olmadığını, çünkü annesi sürekli onu suçlamış ve tek bildiği şey suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu, uğursuzluk duygusu. Buna inanıyor Safiye. Doktor hanım da düşündüğü şeylerin aslında doğru olmadığını ona açıklıyor. Safiye yavaş yavaş artık düzelmeye başlıyor. Evi temizliyorlar, banyoda yapıyorlar.
Daha sonra da zaten doktor hanımın muayenehanesine geliyor. Doktor hanıma geliyorlar. Böyle aradan yıllar geçiyor. Neriman evleniyor. Neriman'ın Can diye bir çocuğu oluyor. Daha sonra Gülben de evleniyor. Hatta Selami, kocası Selami ilişkilerinde bir takım sorunlar olduğu için doktor hanıma getiriyor onu. Daha önce geldiğini bilmiyor çünkü Gülben anlatmıyor. Doktor hanım yine Gülben'e yardımcı olamıyor çünkü Gülben tedaviyi istemiyor. Aradan zaman geçtikten sonra Gülben'in kocası bu kez arkadaşının eşini getiriyor. Doktor hanım karısıyla ilişkisinin düzelip düzelmediğini sorduğunda düzeldiğini söylüyor Selami. Nasıl düzeldiğini soruyor. Doktor hanım çok şaşırıyor. O da diyor ki, o diyor hani çok titiz, hassas bir kadındı. Beni darlıyordu, hani beni sıkıyordu. Sürekli bana pis muamelesi yapıyordu. Ben diyor bir gün çamurladım kendimi, çamurlara beledim, geldim kolundan tuttum bunu, yatağa attım. Ve diyor hani bir daha senin dediklerin olmayacak, benim dediğim olacak dedim diyor. Akrabalarıyla da görüşmüyormuş. Gülben Selami'nin akrabalarıyla görüşmüyor, dışarı çıkmıyor vesaire. Bunları yapmayacaksın, akrabalarım sana gelecek, sen de onlara gideceksin dedim diyor. Ve bundan sonra ilişkileri düzeliyor. Gülseren Hanım kocasının otoritesinin iyi geldiğini anlıyor burada. Ve böyle onlarınki de düzeliyor. Daha sonra aradan yıllar geçiyor. Can 6 yaşında. Safiye, Neriman ve Can muayenehaneye uğruyorlar, doktor hanımın muayenehanesine. Daha öncesinde şey oluyordu. O apartmandan başka bir apartmana taşınıyorlar. Bütün çöpler bir gece yarısı çöp kamyonları geliyor. Bütün çöpleri alıp götürüyor. Çöp apartman yıkılıyor ve yerine çocuklara eğitim veren bir kurum yapılıyor. Can 6 yaşında okulu başlayacak. Safiye bir yuvada gönüllü anne olarak çalışıyor. Gülben'le Selami'nin ilişkisi de gayet iyi gidiyor, düzeliyor ilişkileri. Neriman da zaten hayatından mutlu ve güzel bir son kitapta bizi bekliyor. Kitaptaki detayları okumak isteyenler Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabını alabilirler. Buradaki Çöp Apartman'da, Masumlar Apartman'a dizisi buradaki Çöp Apartman bölümünde. Dizideki farklılıklara gelirsek, Han, İnci gibi karakterler yok. Tabii ki sadece 3 kız babasıyla beraber yaşıyorlar. Safiye'nin çocukluğunda yaşadığı o annesiyle ilişkisi, annesinin anneannesiyle ilişkisi, yaşadıkları problemleri dizide tamamen gösterildiği gibi, kitapta da dizideki gösterildiği şekilde gerçekleşiyor. Ufak tefek küçük detaylar farklılık gösterse de, kitapta Safiye'nin sevdiği çocuğun adı Mehmet ve araba çarpıp direkt ölüyor. Tek çocukmuş Mehmet. Daha sonrasında da Mehmet'in ailesi oradan gidiyor zaten. O olaydan sonra, öldükten sonra. O olaydan sonra da Safiye okulu bırakıyor. Olaylar, hani araba çarpıp geldiğinde dizideki gösterilen o sahne, Safiye'nin annesine Safiye'yi dövmesi vesaire ve diğer bütün ilişkiler aynı. Babasının ilişkileri, kendi aralarındaki ilişkiler tamamen aynı. Orada hepsini görüyoruz. Ve dizide de, kitapta da şunu görüyoruz, sevgisizlik bir insana nasıl hasta yapabiliyor ve nasıl ruh sağlığını, fiziksel sağlığını bozabiliyor. Buna en içten bir şekilde tanıklık etmiş oluyoruz. Gülseren Budayıcıoğlu burada en önemli dikkat çekmeye çalıştığı şey, içinde doğduğumuz ailenin, kucağına doğduğumuz annenin bizim hayatımızı belirlediği, kaderimizi belirlediği, buna kader motifi diyor Gülseren Budayıcıoğlu. Çocukluğumuzdaki ilk deneyimlerimiz, kurduğumuz ilk ilişkiler, bizim 7 yaşına kadar olan ilk ilişkilerimiz, ilk deneyimlerimiz bizim karakterimizi şekillendiriyor. Ve daha sonra 15 yaşında da belirginleşiyor bu karakter. Aldığımız yaralar, travmalarımız bizim karakterimizi belirliyor. Kader motifimizi değiştirebiliriz. Bunu da ancak fark ederek, farkındalığımızı yükselterek yapabiliriz. Eğer sorunlarımız varsa bununla yüzleşip bir profesyonelden yardım alarak bunu yapabiliriz. Şimdi önermek istediğim diğer kitaba geliyorum. Bu Seninle Başlamadı kitabı, bu kitap. Kitabın konusundan da kısaca şöyle bahsedebilirim. Kader dediğimiz şey aslında başkalarının duyguları veya bizim bilinçsizce kurduğumuz özdeşimler olabilir. Ve biz bunu fark ettiğimizde kendi yolumuzu seçebiliriz. Kısaca kitabı size böyle özetleyebilirim. Yani her şey farkındalıkla başlıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde de gördüğümüz gibi, Madalyonun İçi kitabında da gördüğümüz gibi bir travma, bir problem veya bir davranış nesilden nesile, kuşaktan kuşağa nasıl aktarılır? Anneden kızına, sonra onun kızına nasıl geçebilir? Kalıtsal aile travmalarını işliyor bu kitap. Kalıtsal olarak bize geçen, genler vasıtasıyla bize geçen problemler veya travmaların, travma dediğimiz şeylerin aslında çekirdeği ne? Çekirdek cümlemiz, çekirdek travmamız ne? Bize bunu anlatıyor ve bu problemlerle
biz nasıl baş edebiliriz, nasıl bunları çözebiliriz, bunun yerine nasıl yeni metaforlar koyup iyileştirici cümleler veya görüntüler yöntemiyle nasıl bu travmalardan veya işte bizim suçluluk duygumuzdan, kendimizi suçlamamızdan, kendimizden nefret etmemizden vesaire duygularla nasıl kurtulabiliriz? Bize farkındalık katan güzel bir kitap bu da. Zaten her şey farkındalıkla başlıyor. Bir sorunumuzu fark etmekle, kabullenmekle başlıyor. Sevgisizlikse sevgisizlik. Annemizin bizi sevmemesi veya yani bir yaptığımız davranışın hastalık olması ve tabii ki çoğu şeyin suçlusu biz değiliz. Yani mesela Safiye'nin yaşadığı annesinin sürekli kendisini suçlaması, uğursuz demesi, anneannesinin de annesini suçladığı cümleler. Mesela bunlar tamamen doğru olmayan şeyler. Fakat sevgisizlik tabii ki de kuşaktan kuşağa geçti. O öğrenilmiş davranış geçiyor. Yani biz ne öğrenmişsek annemizden veya babamızdan, içinde bulunduğumuz aileden ilk 7 yaşına kadar neler öğrenmişsek daha sonraki hayatımızda da biz bunları uyguluyoruz. Farkında olmadan bilinçsizce uyguluyoruz. Kendi çocuklarımıza veya daha sonra ailemize. Ve bu hep böyle gidiyor. Bizim uyguladığımız şeyi daha sonra çocuğumuz bilinçsizce uyguluyor. Ve her şey bunu fark etmekle başlıyor. Bizim içgörü kazanmamızla başlıyor. Ve çoğu şeyin suçlusu bizler değiliz. Yaşadığımız travmalarımızın, çocukluğumuzda aldığımız yaralarımızın suçlusu biz değiliz. Siz değilsiniz. Bunu sakın unutmayın. Savunmaya ihtiyacı olan, korunmaya ihtiyacı olan bir çocuğun hiçbir şeyde suçu olamaz. Bunu sakın unutmayın. Çocukluğunuzda aldığınız, aslında şu an kendinizi suçladığınız, farkında olmadan bilinçsizce kendinizi suçladığınız olayların, düşüncelerin, tutumların, davranışların hiçbirinin suçlusu siz değilsiniz. Bunu sakın unutmayın. Bu bize ailemiz ya da başkaları tarafından yüklenmiş şeyler. Bizim öğrendiğimiz şeyler. Sevgisizlik mesela, yani bir çocuğun sevilmemesi, bir çocuğun şiddet görmesi, bir çocuğun değer görmemesi onun suçu değil. Sevgi görmemesi de onun sevilmeyeceği anlamına gelmiyor ya da sevilmeye değer birisi olmadığı anlamına gelmiyor. Annesi, babası onu suçlamışsa onun suçlu olduğu anlamına da gelmiyor. Zaten bu kitapların amacı da bize bunu fark ettirmek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun yaptığı şey de bu. Biliyorsunuz medya bizi yönlendiren büyük bir faktör. Şiddete veya sevgiye bizi yönlendiren büyük bir faktör. Bunun etkisini kesinlikle inkar edemeyiz. Masumlar Apartmanı dizisinde de gördüğümüz şey sevgisizliğin bir insana ne hale getirebileceği ve onu nasıl hasta yapabileceği. O yüzden lütfen ne yaşamış olursanız olun, çocukluğunuza yaşadığınız şeylerin sorumlusu siz değilsiniz. Suçlusu siz değilsiniz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum çünkü gerçekten bunu duymaya ihtiyacımız var. Hepimizin ihtiyacı var. Çocukluğumuzda yaşadığımız şeylerden dolayı çünkü hep kendimizi suçluyoruz. Biz yapmasaydık, ben olmasaydım bunlar olmazdı diyoruz. Oysa ki bunlar doğru düşünce kalıpları, doğru düşünceler değil. Hiçbiri doğru değil. O yüzden içimizdeki yaraların farkına varıp bunlarla yüzleşelim. Gerekirse bir profesyonelden yardım almayı unutmayalım, göz ardı etmeyelim ve sorunlarımızı da önemsiz küçük şeyler olarak görmeyelim. Çünkü her şey birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bir yerden sonra patlak veriyor. Bizim inkar ettiğimiz, bilinçaltına attığımız, bizim önemsemediğimiz şeyleri vücudumuz ortaya çıkarıyor. Somatizasyon olarak, somatize ederek ortaya çıkarıyor. Yani yaşadığımız bütün sıkıntılara daha sonra da dediğim gibi vücudumuz bir şekilde tepki veriyor. Bizim görmediğimiz şeyleri, görmek istemediğimiz şeyleri vücudumuz çok iyi gösteriyor. O yüzden bizim farkındalık içinde olmamız, bir şeylerin farkına varmamız ve dediğim gibi gerekirse bir profesyonelden yardım almamız en önemli şey. Evet sevgili güzel insanlar, videom bu kadardı. Beğenmek, yorum yapmak veya kanalıma abone olmak sizin bileceğiniz iş. Gönlünüzden geçtiği gibi değerli vaktinizi bana ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla, mutlulukla ve hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.